Tarih: 13 Ocak 2016. Devlet korumasındaki organize suç örgütü, diğer bir adıyla çete lideri Sedat Peker, barış isteyen akademisyenleri hedef alarak "Oluk oluk kanlarını akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız." diye tehditler savuruyordu. Zaten bir süre öncesinde de AKP'ye destek vermek lazım diyerek mitingler düzenlemeye başlamıştı bile. Sedat Peker bugün yine gündemde. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu içine alan itirafları, demokratik kamuoyunun gündeminden hiç düşmeyen siyaset, mafya pratiklerini geniş kesimlerde tartışmaya açtı. İtiraflarda neler yok ki? Tecavüzden tutun, uluslararası uyuşturucu rotalarına, rüşvetten tehdide, faili meçhullere kadar ne ararsanız var. Biz saldırdık, biz tehdit ettik, biz yaptık. Anlayacağınız iktidar mücadelesi devletin kirli işlerini ortalığa saçtı. Müzik devletin resmi korumasıyla, resmi silahıyla korunan Sedat Peker, iktidar hırsıyla yeni bir dönemin kapısını aralıyor gibi. Teşkilat-ı Mahsusa'dan Özelap Dairesi'ne, Jitem'e uzanan kirli yapılanmalar neyi hedefliyor? Susurluktan bugüne ne değişti? Ya da, Bugünü özel kılan ne? İtiraflarla amaçlanan ne? Biz de bugün işin aslı olarak konuyu biraz daha açarak devlet, siyaset, mafya üçgenini konuklarımızla ele alacağız. de siyaset, mafya ve devlet ilişkisi üzerine bir takım gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler ışığında programımıza başlıyoruz. Merhaba. Merhaba. Bize biraz geçmişten bugüne bu siyaset, mafya ve devlet ilişkisine ilişkin bir kronoloji çıkartabilir misiniz? Burada derin devlet kavramına direkt girmek Hı -hı. gerekiyor diye düşünüyorum Hı -hı. ve derin devlet tek bir şey olarak kullanılıyor ama aslında Türkiye'de Farklı evrelerini bence görüyoruz bunu. Yani farklı dönemlerde devletin derin devletle ilişkisinde o denklemde farklı özellikler var. Hı hı. Yani bunu şöyle belki de özetleyebiliriz. 1920'lerden yani cumhuriyetin kuruluşundan çok partili sisteme geçilene kadar Türkiye'de kadar. yani 50'lere kadar Türkiye'de aslında devletin neredeyse tamamı derin devlet özelliği gösteriyor. Örneğin? Ee, yani mesela diyelim ki Dersim katliamında e, devletin oradaki operasyonlarda insanlık suçu işlemiş olması hı hı. E, hiçbir şekilde e, daha sonra gündeme gelmiyor, cezasız kalıyor. Bunda e, birkaç faktör var. Bir tanesi o dönemde gücün çok fazla tek elde yoğunlaşmış olması. Tek parti iktidarı diyoruz zaten. Hı hı. Bir başka faktör... E, Uluslararası denetim mekanizmalarının görüntüde bile olmaması. Hı hı. Ee, yani zaten 29'daki uluslararası ekonomik kriz sonrası bütün ülkeler kendi içine kapanıyorlar. Avrupa'da faşizmin ve nasyonal sosyalizmin yükseldiği dönem. Zaten Avrupa ülkelerinin birçoğu mevcut hukuki sistemlerini rafa kaldırıyor, yok ediyor. Başka bir şey koyuyor onun yerine. O döneme de geliyor aynı zamanda bu tek parti iktidarı. Ama dediğim gibi Dersim katliamı gibi ya da Anadolu'daki gayrimüslim halkların, yani Ermeni halkının, işte Grek Greklerin, hı hı. diğer Süryanilerin mallarına çökülmesinde devletin oynadığı rol hı hı. hukuki bir rol değil, yasal bir rol değil. Yani burada pervasızca devlet bir taraftan evet bir takım kanunlar koyuyor ve ona uyulmasını istiyor ama toplumsal düzlemde belki çok büyük hukuksuzluklara da imza atıyor. O dönemi öyle bir tanımlıyorum. Ondan sonra 50'den sonra, 50'den yani 1950'lerde Demokrat Parti iktidarlarının başlamasından çoklu sisteme çoklu sisteme geçişten şeye kadar, 2002'ye kadar hı hı. o dönemin bazı ortak özellikleri olduğunu düşünüyorum. Burada, buna ikinci evre. ikinci evre diyebiliriz tamam. buna. Burada derin devletin fonksiyonu yani kanun dışı işlerin yapılmasının nedeni muhalif olarak görülenlerin ezilmesi, sindirilmesi, yok edilmesi kanun dışı Örnek. yollarla. Yani bu dönemde mesela 6-7 Eylül pogromu, gayrimüslimlerin mallarının yağmalanması olayı, daha sonra mesela 78'de Maraş katliama, İstanbul Üniversitesi'nin bombalanması gene 1978'de, 80-90'larda faili meçhul cinayetlerin Artmaz. yükselmesi, çok fazlalaşması, köy yakmalar, boşaltmalar, bütün bunlar aslında derin devletin faaliyet alanları. Hı hı. Ee, hala aydınlatılmamış hala Hala aydınlatılmamış bu, tabii evet. ki cinayetlerin o işlendiği dönem. 2002'de bence farklı bir dönem başlıyor. Hı hı. Bu dönemde derin devletin işlemi sindirme yok etme değil. Yani daha doğrusu o devam ederken birincil işlevi ön plandaki işlevi bu değil. E, muhaliflerin suçlulaştırılması, kriminalize edilmesi. İtibarsızlaşması. İtibarsızlaşması yani. çok çok itibar. Yani tamamen suçlu olarak gösterilmesi topluma. Ee, bu dönemde de AKP'nin özellikle e, Kürt meselesinde bunu devreye soktuğunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, nasıl sokuyor? Üç tane örnek vermek istiyorum o dönemden ben. Üç olay. 2009'da İstanbul Küçükçekmece'de İETT otobüsüne Molotov kokteyli hı hı. atılması ve olayda 17 yaşında e, bir lise öğrencisinin hayatını kaybetmesi olayı. Evet. Birinci olay bu. İkinci olay 2010'da bir yıl sonra Hakkari'nin Peyanis köyünde mayın patlaması sonucu 9 kişinin hayatını kaybetmesi. Hı hı. Sonra bir kişi daha ölüyor o olayda. 10 kişi. 10 kişi oluyor. Üçüncü olay da gene bir yıl sonra 2011'de İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı düzenlenmesi. Hı hı. Şimdi bunları seçmemin bir nedeni çok 3 yıl gibi bir kısa süre içinde peş peşe yaşanan olaylar olması. Birinci olay da 2014'te CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan, mecliste soru önergesi veriyor, Başbakan'a Tayyip Erdoğan'a yöneltilmek üzere ve diyor ki bu olayı YTT otobüsüne molotof kokteyli atma olayını yapan şahs, şahıs hı hı. itirafta bulunmuş mit elemanı olduğuna dair bu konuda ve mitten de bir açıklama yapılmış bu bizim haber elemanımızdır diye bu konuda bir açıklama istiyoruz hı hı. diye bir yıl sonra İdris Naim Şahin eski İçişleri Bakanı sıfatıyla Açıklamak gene bu olayla ilgili MIT ajanı tarafından yapıldığı açıklaması yapıyor. Hı hı. Ee, İdris Naim Şahin'in açıklamasından sonra suç duyurusu yapılıyor ve iki ay içinde savcılık takipsizlik kararı veriyor. Bu olay örtülüyor. Örtülüyor. Bir şey söyleyeceğim tam bu noktaya. Yani basından gelen bir arkadaş olarak. E, medyanın o dönem bu e, olayı görmesi nasıldı? Nasıl Şimdi Onu tabii eksik söyledim. Bu dönem e, Derin devletin e, emniyet, savcılık ve yargı düzeyinde hı hı. çalıştığı bu karalama kampanyalarında, bu düzeylerde çalıştı. Buna da medyanın eşlik ettiği bir ortamdan söz ediyoruz. Konu Ergenekon gibi davalar olduğunda medya bölünebiliyor, hı hı. ama konu Kürt meselesi olduğu zaman medyanın bütünlük içinde hareket ettiği görülüyor. Hı hı. E, üç olayda da bu bahsettiğim üç olayda da olayların hemen akabinde. Farklı e, gazetelerde olayların Pekke tarafından... Yani o dönemler için büyük gazeteler. Büyük gazeteler. Sabah hı. Hürriyet, e, Milliyet uğurdu, uğurdu, Milliyet işte. falan yani hepsi. Hı. Anadolu Ajansı hepsi. Hepsinde Pekke tarafından yapıldığı hemen açıklanıyor. Evet. İkinci olay Hakkari olayı. Hı hı. 2010'daki olay. 10 kişinin ölüyor. Bunda da iki gün sonra taraf gazetesinde Emre Uslu hı hı. Pekke yaptı. Oraya asker çantası bıraktı. Provokasyon için yaptı. Halka kışkırtmak için yaptı. Hı hı. Dedi. Bu olayda ben Hakkari'ye gittim haber yapmak için. Yani mayının bizzat siz incelediniz. Bizzat ben orada Karşı şeyi gördüm. Ederiz. Yani orada mayının patladığı yere bakan tepeden hı -hı. ben çıplak gözle korucu kulübesinden olay, olay yerinin görüldüğünü ben kendim gördüm. Hı hı. Heron 24 saat uçuyor, insan savunma aracı, termal kamera var. Hı -hı. Olaydan önce rutin mayın taraması yapılıyor. Bütün bunlara rağmen gerçekleşen bir olay var ve bugüne kadar yani Wikipedia'ya baktığınız zaman gene orada Peki yaptı diyor ama bugüne kadar bu konuda tamamlanmış bir soruşturma, bir inceleme yok. varılmış bir nokta yok. Üçüncü olay İbrahim Tatlıses evet. e, saldırıdan hemen sonra gene Pekke devreye sokuluyor. Bu olayda e, dava Mart 2021'de yeni tamamlandı ve e, failleri 30 yıl hapis cezası verildi. 10 yıl sonra tamamlanan bir dava. İyi. E, 2000, 2000 evet 11, 10 yıl sonra 21. tamamlanan bir dava ve bunda zaten hemen olayın başlarında ilk birkaç yıl içinde peki peki iddialarını geri çektiler. Yani o zaten hemen fos çıktı ama önce bir çalıştılar medyada öyle bir şeyler. Şu anda 30 yıla çarptırılan kişi bu FETÖ'nün emriyle Ben oyuna geldim gibi bir açıklama yapıyor. Dava açıldığında olayın savcısı şu anda yurt dışında Fethullahçı kaçak hı hı. bir savcı. Şimdi burada üçünde de yaratılan şöyle bir imaj var. Eee pekke bölgede pekke büyük şehirde İstanbul'da 17 yaşında lise öğrencisini katletti. bölgede köylüleri ayrım gözetmeden mayınla havaya uçurdu. İbrahim Tatlıses AKP'den milletvekili adayı olacak diye onu kurşunladı. Böyle bir şey. Ve BDP de Barış Demokrasi Partisi de o zaman. Bunlara hem destek oluyor, hem göz yumuyor, hem yarar sağlıyor bunlardan. Böyle bir imaj var. AKP'nin hiç bunlarla ilgisi yok tırnak içinde. O kendi siyasi mücadelesini veriyor. Hedefi ne? Bölgede birinci parti olmak ve Kürt meselesini kendi altında çözüme kavuşturmak. Burada BDP'nin itibarı Bu açılımdan önce bunlar yani KCK davalarının hı hı. falan böyle yoğunlaştığı 2010'lardan bahsediyoruz. Hı hı. Daha açılıma biraz var. Sonra da açılım geliyor. AKP ne zaman ki bölgede birinci parti olma umudunu kaybediyor, buradan artık bir yere varılamayacağına karar veriyor. Hem açılım denilen şey sona eriyor, hem de ikincisi Türkiye'de ilk defa 2015'te seçim tekrarı diye bir e, abes bir yani. şey yaşanıyor. Yani bir koalisyon ihtimali olmasına rağmen onun üstünden atlanıp tekrar bir seçim yapılıyor. 2015'ten sonraki evreye ben dördüncü evre gözüyle bakıyorum özellikle de 2017'de başkanlık sistemine geçildikten sonra kanunların buna göre işte değiştirilmeye başlaması, yeni bir hukuki şey kurulması. Bu dönemde, dördüncü dönemde birinci döneme benzer bir şekilde güç çok fazla tek elde yoğunlaştığı için gene pervasızca derin devletin, devletin tamamını artık yayıldığı bir sürece girmiş durumda diye düşünüyorum. Yani bugünkü Sedat Peker açıklamaları ve işte Süleyman Soylu arasındaki ilişkilermiş gibi olan ilişkiler aslında çok büyük derin bir ilişkilerin sonucu. Evet. Yani Alaattin Çakıcı'nın e, Çakıcı. bırakılması için e, mecliste düzenleme yapılırken hiç kimse utanıp sıkılmadı. Sedat Peker kanlarında banyo yaparım diye açıklama yaptığı zaman kimse utanıp sıkılmadı. Hani utanıp sıkılmaları beklendi ama aslında şeyi bence görmek lazım bu dördüncü evrede derin devlet devlet denklemi açısından farklı bir bir yere geldik yani farklı bir pervasız bir döneme girildi yani hiç olmazsa mesela ikinci dönemde en vahşi dönem belki bir anlamda faili meçhul cinayetler açısından ama o zaman mesela şöyle bir şey var Bir tarafta devlet var onun işte kuralları çalışıyor kanunlar uygulanıyor. Ya bir tarafta da derin devlet bir şeyler yapıyor. Gene onunla bağlantılı devletli ama hani gizli yapmaya çalışıyor, üstünü örtmeye çalışıyor falan gibi de bir, bir şeyler var. Neden? Çünkü o dönemde çok sayıda parti iktidar için mücadele ediyor. Güçlerde bir dağılmışlık var. Bir parti öbürüne karşı bir şeyleri kullanabiliyor. AKP ile sağ tabanın konsolidasyonu ancak Demokrat Parti dönemiyle karşılaştırılabilecek bir düzeye geldi. 2002'den sonra Hı -hı iktidardan düşmesi neredeyse imkansız hale geldi. Yani çok büyük bir ekonomik kriz, bir yıkım olmadığı sürece. Buna dayanarak, buna güvenilerek 2002'den sonraki süreçlerde özellikle bu son dördüncü evrede bir pervasızlaşma olduğu bence söylenebilir. Sedat Peker videolarının iktidardaki yansımalarını Evrensel Gazetesi yazarı İskender Bayhan'la konuşacağız. Merhaba. Merhaba. Ee, Evrensel Gazetesi'nde e, siyasi analizler üzerine yazıyorsunuz. Oralardan e, gelişen siyasi atmosfer e, sizin gözünüzden yansıtılıyor. E, özellikle son günlerde bir e, Sedat Peker e, gelişmesi yaşanıyor. E, buna karşı uzun süredir sessiz kalan bir iktidar tarafı vardı. E, sonra bu, bu iktidar kanadından da sesler çıkmaya başladı. Sizden bu gelişen... Ee, Sedat Peker, işte yani bunu özetlersek mafya-devlet-siyaset ilişkisini nasıl okumalıyız? Aslında bu mafya-devlet ve siyaset kavramları hem e, genel olarak Sedat Peker'in açıklamalarından sonra çok tartışıldı. Türkiye'nin siyasi tarihinde de çok tartışılmıştır ama bir de Sedat Peker'in konuşmalarının kurgusuna da özel bir yer tutuyor. Hı hı. E, dikkatinizi çekiyordur yani işte kutsal devlet vurgusu hı hı. sürekli. Büyük dava vurgusu, e, maaşları, tabi Togancılık, işte hı. Türk Birliği, hı hı. E, sonra maaşları e, kadar ahlakı namusu olan gazeteciler, gazeteciler evet. ve tabii ki yine... Bütün bu düzen dönerken kirli, pis işlerden para kazanan ve e, servet biriktiren siyasetçiler Veya hı. siyasetteki bir de şey var. Onun için kullanan bürokratlar. E doğru. Bir de şey var yani geçmişten beri isimlerine aşina olduğumuz bir takım isimler ortaya tekrar çıkıyor. İşte Mehmet Ardır, Alaaddin Çakıcı, e, Korkut Ekenler filan. E, Bunlar da tekrar bir hafıza tazelemesi şeklinde geri döndü. Evet. Şimdi burada ben bütün bu aslında bu tek tek olaylar, olguların yerli yerine oturabilmesi için aslında bu üç kavramın birbiriyle ilişkisi açısından devlet, siyaset ve mafya kavramlarının bir bir şekilde neyi ifade ettikleri konusunda bugün çağımız açısından önemsediğim birkaç husus var. Mesela onları hatırlatıp mesela bu vurguda da e, sanki taşlar o zaman bana daha yerli yerine oturuyormuş gibi geliyor. Nedir onlar mesela? Sonuçta modern toplum dedikleri işte yaklaşık 400 yıllık bir dünya kapitalizminin e, egemenliği dönemi açısından bakarsak, modern toplum dedikleri toplumlarda devletlerin temel iki işlevi vardır. Yani bunlar esas olarak e, toplumların, halkların, e, işçilerin, emekçilerin, aydınların, toplumun e, belki de e, emeğiyle, alın teriyle geçinen bütün kesimlerinin yönetilmesi ve bunların bir şekilde e, sistemin... Çarklarının dö dö döngüsü içerisinde sürekli sistemin birer e, dayanağı olarak e, diri tutulması gerekir. Hı hı. Sistemin içinde tutulması gerekir. Taleplerinin, isteklerinin de sistemin içinde kontrol edilmesi gerekir. Bunun da iki yöntemi olur genel olarak. Bizim görebildiğimiz temel iki yöntemi vardır. Birisi baskı ve zordur. Hı hı. Yani e, işler fazla... E, ileri gidiyorsa onu bir devlet baskısıyla ki devlet demek sivil, askeri, polis, militarist, bürokrasiden oluşur devlet dediğimiz aygıt. Bununla bastırmaktır ya da bununla çok ol anlamlı olmayacağı ya da yeterli olmayacağı düşünülürse bazı tavizler vermek, ileri geri adımlar atarak bazı vaatler vererek işi yine kitleleri, yine o milyonları bu çarkın içinde tutmak. Şimdi burada medya ve mafya modern toplumun Tarihi boyunca belki e, biçimsel olarak e, söylemeyeyim ama, biçimsel çünkü değişiklikler de yaşıyor bunlar ama, özü itibariyle bir organizasyon ya da bir e, aparat olarak e, her dönem işlevli olmuş aparatlar. Günümüzde de aslında şimdi bunun en gelişkin olan biçimleriyle yüz yüze kalıyoruz ve Türkiye'nin siyasi tarihinde de benzer bir tablo olur. Şimdi medya çok ilerledi, tarihte ilkel ortaya çıkışından, işte yazılı medyanın ilk oluşmasından tutun. Sonra işte yüzyılın 20. yüzyılın başında, 19. yüzyılın sonunda artık televizyon veya görüntülü iletişimin en ilkel biçimleri hızlanmaya, yol, Tabii yani. hızlanmaya yol açtı. Şimdi bugün artık neredeyse toplumları yönetmenin e, kitlelerin bilincini, algılarını geleceğe dair, o güne dair beklentilerini, duygularını, ruhunu tayin etmenin bir aracı. Şimdi aslında Sedat Peker bir çeşit Şimdi de medyanın en gelişkin ve en hızlı iletişim araçlarından birini kullanarak, YouTube'u kullanarak da bunu evet. yapıyor. Dolayısıyla işin içini kendisi bile bu açıdan çok çarpıcı bir hı hı. gerçeklik ortaya koyuyor. Yani devletler, e, mafya tipi e, kendilerinin mevcut, legal, açık organları, araçları, e, kurullarıyla, parlamentosundan tutalım, siyasi partiler sisteminden tutun. Ee, işte e, sivil askeri bürokrasi dediğimiz ya da polis ve askeri örgütlenmeler, istihbarat örgütlenmelerine kadar bir sürü araçla yapamadığını veya onlarla yaptığında sözünü ettiğimiz e, amacına yani yınlar, halkları kontrol etmek, kitleleri kontrol etme amacına hizmet etmekte zayıf kalacağını düşündüğü anda mesela bu e, gizli işleri, illegal işleri gündeme getiriyor. Evet Dolayısıyla bizde Türkiye'nin siyasi tarihinde de. E, Halkın, işçilerin, emekçilerin, Türk, Kürt, bütün inançlardan Alevi, Sünni, Türkiye'nin, halklarının, sömürüler sınıflarının devletle e, yıldızı çok barışmamıştır. Yani devlete olan sempatileri e, beterin beteri üzerine kurulduğunda biraz belki e, irade olmuştur ama onun dışında tamamen zorbalık, baskı, kuşatma ve bununla birleşen işte bugünkü haliyle de en çok duyduğumuz yerli ve millilik gibi sürekli onun manevi değerlerini sömüren bir kuşatmayla kurulmuştur. Bunun göbeğinde de işte Çinlerin e, susurluk döneminin sembolü olan bu devlet için kurşun atan da yiyen de şereflidir sözü gibi hı hı. ya da bütün istihbaratçıları toplayıp ben sizin ananızım demeci vermesi gibi Ağrın Uğur Mumcu'nun katliamının hemen ardından eşine bir tuğla çekersek bütün sistem çöker. Bütün duvar çöker, altında, sözü gibi. Kalırız. altında kalırız sözü gibi. Hatta hatırlarsak ben mutlaka Metin'i de almak istiyorum. Mesela Metin Göktepe'nin katledilmesi bile devletin nasıl bir mafyatik düzenle işlediğinin ve onun üstünün kapatılmak isterken, başta gene Şiller olmak üzere, İstanbul Emniyet Müdürü olmak üzere, kapatılmak isterken toplumsal tepkiyle hı hı. bunun önüne geçildiğinin, yani kaza denilmiştir işte. İşte Bunların hepsi 90'lı yılların Tabii işte kara 90 tablosu. 90'lı yıllar bence şöyle başlar. 93'ün başında Urmumcu Cinayeti, Cakkami Cinayeti, işte bir yabancı kökenli bir sermayedarın cinayeti gibi başlayabilir. 99'a kadar aslında gelir o 90'lı yıllar diye bahsettiğimiz yıllar. İşte 98'de... Iki, meşhur postmodern darbe diye 28 Şubat ki hükümet bugün en çok o kısmıyla ilgilenmiştir. Onun için ki alakadar eden kısmı olur ama 93-94 en ağır cinayetlerin olduğu Kutlu Adalı evet. cinayeti dahil, Vurmumcu'da dahil, Sivas katliamı, sonra arkasından 96 yılların ortasında Susurluk. Patlar ve 96'nın arkasından susurluk. arkasından. Zaten Susurluk'tan söylüyor. sonra bu derin devlet şeyi kamuoyunca çok tartışılan bir şey oldu. Tabii. Mesela o zaman da hemen manşetler de atıldığında eee ilk formülasyon mafya devlet çete hı hı. E, ilişkisi olarak kuruldu ama bugün tabi artık bir de şunu görüyoruz. Bu ilişkiler ağı içerisinde sermaye rant uyuşturucu ticareti ve buradan başta da e, Kürt halkının talepleri olmak üzere e, memlekette ezilen sömürülen hak kesimlerinin talepleri için mücadelesini boğmak için de nasıl bir finans kaynağı olarak evet. da kullanıldığı o başta olmak üzere hem Finansman hem kişisel finansman yani hem bu devletin zorbalık baskı terör politikalarının aparatlarını oluşturup onları kullanmanın finansmanı hem de aynı zamanda kişisel servet biriktirmenin de finansmanı. Peki ne oldu da böyle birden? Bir ayrılık yaşamaya başladılar. Şimdi burada da bence çarpıcı en çok sorduğum sorulardan birisi de olur. Sedat Peker'in söylediklerine bakarsak, 9 insan yanlış hatırlamıyorsam, evinin baskı meselesinde eşine ve çocuklarına evet. yönelik davranış oldu. Ama bu bizi ikna etmiyor. Niye ikna etmiyor? Kimseyi de ikna etmez. Ya yani Bu Sedat Peker'in öfkesini tavan yaptırmış olabilir. Kendi rajonu dersek, kendi aleminin rajonu ya da kendi devlet anlayışının, o kutsal devlet, büyük dava anlayışının içerisinde bunu çok, Rahatsız edebilir ya da bugüne kadar devlet için yaptığı her şeyi bir anda sorgulamasına neden olmuş olabilir. Ayrı bir şey. Ama kendisi ondan çok daha uzun zaman önce yurt dışına çıkmış. Yine kendisi anlatıyor. Yurt dışında kalışı bile e, kademe kademe e, işte ne diyordu? Makedonya'da kitap okuyordum. Neye dokundunuz bana diyor. Ne istediniz benden? Hiçbir şeye bulaşmıyordum diyor. demek ki, Dönüş biletini beklerken. Beklerken. Demek ki bu çıkışta başka bir durum olmuş. Var, evet. Burada ikinci bir şey de ne olmuş şeyinde elimizde olan veriler için birçok tahminde bulunabiliriz ama elimizde olan veriler için de iki şey dikkat çekti. Bir çakıcıya çıkarılan özel af. Evet. Hayattin Çakıcı için Cumhur İttifakı tarafından özellikle Bahçeli'nin ısrarıyla çıkarılan özel af. İkincisi mesela Süleyman Soylu'nun konuşmalarında da dikkat çekiyor. Benim de e, çarpıcı buluyorum ama mesela onun üzerinde çok durulmuyor genel tartışmalarda. Hı. İkinci nokta da Mart ayı içerisinde, geçen Mart dönemi içerisinde İşleri Bakanlığı'nın bir Türkiye'de mafya çetelesi çıkarıyor. Mafya yani. organizasyonları ya da suç örgütü organizasyonlarının kimin ne gücü var? İşte Alaaddin yani. Çakıcı'nın şöyle, Sedat Şahin'in böyle, Sedat Peker'in böyle diye bir harita çıkarıyor. Ama aynı haritada birinci sırada Çakıcı var ama Çakıcı özel afla çıkıyor. Yani evet. mesela bunu ben yaptım diyor Süleyman Soylu. Ya de öbürünü de sen yaptın yani. Madem öyleydi yani mafya ya, suç örgütleriyle mücadele için yapılmış bir çalışma olarak onu propagand ediyor ama işin başında, listenin başında duran adam... Çıkarılmış. Yani özel afla çıkarılmış. Kayıp yakınları, faile meçhuller 90'lı yılları akla getiriyor. O yılları kayıp yakını Feyyaz Yaman'la konuşacağız. Şimdi son günlerde bu Sedat Peker'in açıklamalarından sonra yıllardır Cumartesi insanların Cumartesi annelerinin iddiaları işte bin operasyonlar, tuğlayı çeksek bütün duvar yıkılır söylemleri tekrar gündem oldu. Ve her cumartesi işte şikayetlerini dileklerini ve amaçlarını ortaya koyuyorlardı. Koyuyorlar hala da. Siz de cumartesi insanları arasında yer alıyorsunuz. 90'lı yılların o karanlık ortamında kardeşiniz bir faile meçhule ya da kayıp nasıl adlandırılır? Faili belliye diyebiliriz. Sizin deyiminize diyelim. Evet, faili belli bir şekilde yok edildi. Bu anlamda olayı içeriden yaşamış, aynı zamanda da kardeşini bu olaylarda kaybetmiş, kaybettirilmiş ya da bir mağdursunuz. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Siz, gelişmeleri, yani bir kardeş kaybedilirse, yok edilirse, öldürülürse ne hissedilir? Bunun hesabı nasıl sorulur? Hem bir sanatçı duyarlılığınız var. Yıllardır hem sanat dünyasında hem adalet arayışında elinizden geleni yapıyorsunuz. Bütün bu yaşananları, yaşadıklarınızı son dönemde gelişen özellikle Susurluk'tan bu yana gelişen Sedat Peker'dir, işte diğerleridir, devlettir, siyasettir bu ilişkilerle birlikte ben mümkün olacak kesmeyeceğim. Bir özetleyebilir misiniz? Şöyle başlayayım. Kardeşim Hüsamettin Yaman benden 15 yaş küçüktü. Yani ben üniversiteye geldiğimde yakın yaştaki Feyzan kardeşimle beraber Hüsamettin yeni doğmuştu. Aramızda öyle bir yaş farkı var ve 80'de ben üniversiteyi bitirdiğimde ve darbe olduğunda da bir trafik kazasında babamızı kaybettik. Dolayısıyla Hüsamettin ile benim ilişkim hem bir abi kardeş hem bir baba kardeş, oğul ilişkisi diyebiliriz. Bir kere hani öyle bir e, ilişkiyle aile çevresi ilişkisiyle sorumluluyla e, koruyamamanın getirdiği sıkıntı her zaman için benim için çok büyük bir huzursuzluktu çünkü babam ne kötü ki hani işte böyle bir şeyi size emanet ediyorum diyerekten gitmeden önce bir sohbetimiz de olmuştu bu hani bir kere ağır bir yük onun şeyiyle hani duygularımı ifade etmeye çalışırken başka bir şekilde ben bunu ilk defa bir sanat şeyinde bir yerde dile getirdim. Hani bir sanatçı kimliğimle. O da Mimarlık Kongresi, Uluslararası Mimarlık Kongresi sırasında bir kaçak sergisi yapmıştık metro tahliye tünelinde. Hüsamettin e, Can Meslek Yüksek Okulu'nda okuyordu. Kardeşim e, Soner Gül'le beraber, o da tıp fakültesinin 3. sınıf öğrencisi. Fındıkzade'de duraktan bir ekip otosuna alınıyor ve sonradan itirafçı Ayhan Çarkın ifadesiyle Silivri yolunda bir yere götürülüyor ve orada infaz ediliyor. Trenmelerini, söylemlerini, sloganlarını falan hiç konuşmak istemiyorum. Esas söylemek istediğim şu, biz bununla ilgili ilk defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanaraktan Türkiye'den ilk davayı açtık o zaman. Hı hı. Yeni çıkmıştı o hak ve Ergin Cilmen, avukat Ergin Cilmen de başlattı bu davanın üzerine beni Emniyet 2. Şube Müdürü Reşat Altay Gayrettepe'ye davet etti. Çünkü daha önceden bütün başvurularıma, aramalarıma cevap vermeyen kimlik Beni oraya davet etti, gittim görüştük ve aynen şunu söyledi. Kardeşiniz bizde değil, kardeşiniz başka ekiplerle, başka durumlarla e, ilişkilendirilmiş olabilir. Oraların gözaltına alınmış olunabilir. Ama biz alsaydık e, ve infaz etseydik, şuraya bıraktık derdik, bir köprünün altına koyar size de e, haber verirdik dedi böyle ya bir de kesevi işte. bir şey şey merak ettim. Yani biz alsaydık böyle böyle yapardık ve size de yerini söylerdik demesi evet. bile Evet. Yani tırnak içinde bunu demesi bile benzer şeyleri biz yapıyoruz zaten. Evet. Biz yapsaydık böyle yapardık anlamını taşıyor. Evet, yani. aynen. Ee, ben bunun hepsini devletin bu fevri, umarsız şiddet uygulama ve insanlığa yönelik bu yok edici dilinin meşrulaştırılmasına karşı işte cumartesi aileleriyle birlikte uzun yıllardır hep mücadele etmeye çalıştık. Bunu dile getirmeye çalıştık. Çünkü ben mesela kardeşimin hala kayıp olan mezarına ilişkin yer talebi etmiyorum. Nerede diye kardeşimin mezarın aranmasını birinci sorun haline getirmiyorum. Bu Antigone'den tragedyadan beri çok önemli bir problem ve trav toplumsal travma yaz e, ve ölüm üzerine bütün e, toplumsal yükün taşınmasını kolaylaştıracak bir şey olmasına rağmen bunu talep etmiyorum bireysel Hı -hı. olarak da. Çünkü bu bir devlet sorunu. Hı -hı. Bu bir toplumsal yönetim, yönetişim modelinin insanlık adına, hukuk adına tanımlanmasının krizi. Hı -hı. Bu çözülmediği zaman, bu boş bırakılırsa yani mezarın kendisiyle beraber birim için bir boşluk ifade ediyorsa esasında hukukun ve toplumsal yönetim modellerinin yani devlet atfedilen yapının boşluğudur çünkü hani biz politik görüş olarak her zaman için devletle yüzleşmeyi bu temelde esas gören bir zihniyetten gelmeme rağmen bu devletin boşluğunu işaret eder hukukun boşluğunu işaret eder şimdi deşifre olan da budur konuşulan, dile getirilen ve tercüme edilen, devlet üzerinden ağzından konuşulan, dile getirilen bir şey olarak tam da bu boşluğu işaret eder. Onun için de Türkiye toplumu modernleşme, bir düzen inşa etme, bir devlet ve ulus modeli inşa etme, insanlık adına bir model inşa etme bütün derslerinden sınıfta kalmıştır. Bunu aşamadığı için de sürekli askeri müdahaleler, işte darbeler ve darbe darbemsi görüntüler altında sürekli bir e, müdahale şeyine açık bir yapı. Ve esas hani liberalizm adına da konuşulan e, istisna hali diye kardeşim için uh -huh. tercüme ettiği şey esasında bizde bir süreklilik hali. Ve bundan dolayı da hem küresel anlamda hem ulusal anlamda gerçekten çok büyük bir krizin altındayız. Bunu çözemediğimiz sürece... Yeni bir tanımlama, yeni bir toplumsal sözleşmenin inşasında bir konsensusa varamadığımız sürece bu gerilim e, e, devam edecek, kaotik hale gelecek ve bir çöküşün, bir hiçliğin şeyidir. Yani o zaman e, Sayın Kalın'ın hiçlik bestesi yapmasına hiç gerek yok. Çünkü altında kaldıkları yapının, çökerttikleri yapının tanımıdır o hiçlik. Bunu albümleştirmekten çok hukukta bunu tiyatrolaştırma durumunda kalmış bir siyasetin ifrasından bahsediyoruz. Bunu sadece AKP'ye de bağlamıyorum. Bunu liberal düşüncenin demokrasi tanımı adına aktör olarak ortaya çıkan kişiliklerin hepsinin ortak sorumluluğu olan bir dil olarak da konuşuyorum. Bu devleti inşa eden 100. yılına geldiğimiz bütün aktörlerin sorumluluğunda olan bir şey. Hatırladığım kadarıyla Ayhan Çarkın itiraflarında isim olarak Hüsamettin'i evet, veriyordu. Veriyor. Soneri de veriyor. Nasıl veriyordu? Şöyle diyordu. Arabayı aldık götürdük. Sorguladık. Şurada örgüt ağasından. İndirdik Silivri yolunda. Hatta işte o ben gitmedim ama Hı. avukatlar gittiler. Bir arazi gösteriyor. Yani hatırlayamadım ama şurası burası diyorlar. Arıyorlar kazıyorlar bir şey çıkmıyor. Ee, orada şöyle ifade ediyor. İşte gözlerini bağladık, yere çökerttim, silahı kafasına dayadım. İşkence insanlarını yenemez sloganı attılar. İşte yok cesur delikanlıydı bilmem neydi diye. Ama işte biz infaz ettik, oraya gömdük diyor. Sonradan da hatta biz ihadedeyken oraya bir başvuruyla Ayhan Çarkın Ankara'da tutukluyken benimle özellikle ailesi adına, hı hı. benim ailem adına benimle görüşme talebinde bulunmuş. bunun aracısı bir milletvekilini de kullandılar isim vermeyim şimdi ama ben kabul etmedim. Hatta Ayhan Çarkın çıktıktan sonra cumartesi sahnelerine Galatasaray Meydanı'na gelip illa görüşmek istedi. gene aynı şekilde biz def ettik böyle bir kimliği. Çünkü böyle bir piyon, böyle bir maşa kimlikle konuşulacak bir mesele değil zaten bu. Ee, ama e, devlet bu konuda suskunluğunu sürekli korudu hani Hüsamettin göz altında yok edildi 21 yaşındaydı hı hı. onun üzerinden neredeyse işte 30 seneye yakın zaman geçti şeyi bir, öyle bitirip e, tamamlayarak bitireyim isterim ben sergiye ilk defa bir hani sanat işiyle e, Hüsamettin'in gerçekliği üzerine bir kurguyla katıldım işte o kaçak sergisine e, 2010'daydı e, tam metronun tahliye kapısında böyle arkadan çok büyük bir oğultuyla bir ses geliyor. Ben orada devleti temsil eden sifengsleri kullanmıştım ama Hüsamettin'den 3 tane obje koydum. Demir bilyaları vardı. Hı hı. Paşa Paşabahçe'de çalışırken, e, Paşa Paşabahçe'de eski camları, atıkları koyuyorlar. Dönen bir tambur var içinde böyle dilimler olan. İçinde de nikel büyük toplar var. Hı hı. O toplar böyle yukarıya takılı çıkıyor ve düşüyorlar ve aşağıdaki Eziyor. camları tozlaştırıyorlar. Şimdi cam sertlik derecesi çok yüksek bir şeydir. Evet. O nikel toplar hani yaklaşık işte 30-40 cm Gülle çapındaki gülleler aşınıyor onlar da. Camları aşındırırken onlar da aşınıyor. Çok. Güzel. Hala evde saklıyorum. Bunlar 4 santim çapında nikel toplar. O sergide ben onları sergilemiştim. Eee Toplum ve devlet ilişkisinin bence çok doğru bir sembolü. Devlet bizi aşındırırken, bizi kendisi yıpratırken de kendisi de böyle aşınıyor. Ve işte bu şimdi aşınmanın ortaya çıktığı son kırılma noktasındayız. Artık devlet neredeyse görünmeyecek kadar çok küçüldü. Valla şimdi sizi e, duygusal olarak bunları yaşattık yeniden. E, bizi e, lütfen mazur gör. Ee, ama bunların da belgelenmesi, kayıt bizim, altına alınması gerekiyordu. Bizim mağduriyetimiz değil, bu bizi, bizim yaşattığımız bir mağduriyet değil, Bu devletin bize, topluma yaşattığı bir mağduriyet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür sağ ederim. Devlet-siyaset-mafya ilişkisinin kökleri belki de Cumhuriyet tarihinden daha eskiye dayanıyor. Düne kadar komünizmle mücadele safsatısıyla örgütlenen gladiyotür yapılanmalar, bugün Kürtler ve tüm demokratik güçleri, hedef alır durumda. Buna karşı toplumsal muhalefeti güçlendirmenin, ortak mücadelenin kaçınılmaz olduğu görünüyor.